Şimdi biraz karanlık tarafını konuşalım mı? Biraz ona tabii şey ayırmıştınız. Karanlık tarafı nedir internetin? Dark web denilen bir şey var. Evet, nedir dark web? Dark karanlık. Web bayağı da büyük bir... Öyle mi? Evet. Yani bizim sıradan bir insan girebiliyor mu dark web? Efendim? Sıradan birisi mesela ben açtım bilgisayarımı dark web'e girebiliyor mu? Giremezsiniz ama bir takım yöntemleri, yani girmek için yöntemlerini bulmak da hiç zor bir şey değil. Evet. Ne var orada? Bir başka bir Google gibi bir internet ağı mı var? Şimdi bir kere Google aslında, yani Google'dan girdiğiniz zaman internete, siz internetin en çok büyük bir kısmına giremiyorsunuz. Bir kere mesela bizim kendi grubumuz içindeki haberleşmemizi siz ulaşamıyorsunuz. Yani kendimize özel intranetlerin bilgilerine ulaşamıyorsunuz. Fakat asıl farklı şekilde girebildiğiniz ve kanun dışı her şeyin satılabildiği ve aslında ülkelerin de bunu nereye koyacaklarını bilemedikleri bir takım alışveriş merkezleri var. Yani bunun içinde yani kadın ticaretinden her türlü uyuşturucu ticaretine kadar giden, kumar sitelerinde kadar giden çok kiralık katillere. Kiralık katil bulabiliyorsunuz yani. Evet. Şu anda internet ağında. O anladığım kadarıyla onlar için bir iki adım daha öte. Evet. Yani o kulüpler artık iyice özel. Kimse devletler denetleyemiyor mu? İstihbarat teşkilatları yok mu mesela? Valla şimdi bakın bu IŞİD'i bu kanaldan çok büyük işini, yani bu böyle networklerden çok işini yürüttüğünü biliyorum. Evet. Gördük. Yani birçok terörist grubun bu yöntemleri çok faydalandığına inanıyorum. Yalnız terörist grupların değil, aslında yani birçok popülist gruplarında, eski Nazi gruplarının diyeyim veyahut kanunsuz gruplarında bunların içinde kendilerine özgü yerleri var. En azından şifre kullanarak giriyorlar. Ama bunun dışında dark web dediğimiz zaman bu işin ticaretini yapanlardan bahsediyoruz. Bunu Teksaslı Ross William Ulbricht kurmuş herhalde. İpek Yolu. Adı da İpek Yolu. İpek Yolu. Bayağı bir alışveriş sitesi gibi şu anda. Ya o onu yakaladıktan sonra... Evet, yakalanmış hapisteyiz bu adam şu anda. Ama İpek Yolu devam etti. Ve onun dışında daha birçok benzer site var. Evet. Artık yani geleceğin savaşları zaten siber savaşlar olacak herhalde. Yani bir ülkeyle savaşmak için illa topla tüfekle gitmenize gerek yok. Bankacılık sistemini çökertebilirsiniz. Mesela bu İran'ın programıyla ilgili ilginç bir örneği anlatıyorsunuz. Nükleer programın gelişmesiyle ilgili. Nedir o mesela? Çok... Bir virüs yerleştiriliyor bilgisayarın içine, onların bütün kontrol aletlerinin içine. Nükleer santralin içine. O her şeyi normal işler gibi gösterirken... İranlı mühendislere. Evet, mühendislere. Yani santraldeki mühendislere her şey normal işler gibi. O sırada alttan bütün ayarları bozuyor. Şimdi yalnız ben bir şey daha söyleyeceğim. Teknolojinin biz... Ya bir kere siber olarak bakmayalım. Teknolojinin genelde siberle birlikte teknolojinin kanunsuz tarafa da bir çarpan etkisi var. Siz siber savaşlardan bahsettiniz. Sizin gördüğünüz şu manzara var. Ne bileyim ben bankacılık sistemini çökertiyor veyahut gaz sistemini çökertiyor bir ülkenin veyahut su sistemini çökertiyor. Bunların hepsi olabilecek. Ama başka bir şey daha oluyor mesela. Biz bunları yeni tanımın içine nasıl koyuyorsunuz? Bir ülke, başka bir ülkenin bilgisayar korsanlarıyla üçüncü bir ülkenin demokratik seçim kampanyalarının içine girebiliyor. Şu anda Amerika'da tartışılan bir konu bu. Örneğin. Tabii yani. Şimdi... Başkanı seçiliyor başka bir ülke. Aynen böyle durumlar var ki bunların da gelişeceğini düşünmemiz lazım. Buna nerede biz kanunsuz diyeceğiz? Bir ülkenin başka bir ülkenin iç işine karışmasına ve tanımlanmamış şekilde karışmasını neresini
kanunlu evet. veyahut kanunsuz diye adlandıracağız. Çok ilginç bir örnek var. Bu Rus hackerların bir marifeti ortaya çıktı. Cumhuriyetçilerin yoğun olduğu şeyde bir bölgede bir şey düzenletiyorlar. Eylem. Hiç Ruslar ortada yok. Amerikalılara. Amerikalı ırkçılara, faşistlere diyeyim. İşte göçmenlere karşı. Facebook'ta böyle bir şey yayıyorlar. Böyle bir eylem yapılacak diye. Ve diğer karşı tarafa da, demokratlara da böyle bir eylem yapılacak. Buna da karşı evet, koymak evet. diye. Ve çatışma çıkıyor sokakta bayağı. Yani tamamen evet. dışarıdan Rus hackerların iki tarafa gaz vermesiyle. Yani sadece seçimle değil yani. Ortalığı karıştırabilir. Ülkenin evet. şeyin dizaynını değiştirebilir. Bakın biz şimdi bundan bunu tabii planlı bir yapı değil. Ama biz 10 sene önce kahve köşesinde, bu örneği de anlattım ben kitapta. Kahve köşesinde bir arkadaşı, bir kahvenin delikanlısı. Var ya ben Eminönü Meydanı'nda 3 tane hırsızı sallandırırım. Bak yarın bir daha yapıyorlar mı? Dediği zaman herkes Aslan Ahmet abi, Mehmet abi diye sırtını vurur. Eve gidince bu unutulur giderdi. Şimdi bu adam aynı düşünceyi Facebook sayfasına koyuyor. Facebook sayfasında on binlerce doğrusun diye ona destek veren beğeni alıyor. Ve bunlar kalıyor. 10 bin tane, 10 bin böyle adam karşımıza çıktığı zaman bu yalnız Türkiye'den bahsetmiyorum. Bütün dünyada da aynı şey oluyor. Burada birdenbire politik olarak bundan mamalanmaya çalışan insanlar çıkıyor. Yani şu anda ben birçok ülkedeki bu popülist rejimlerin bu şekilde çıktığını düşünüyorum. Bu mesela Barcelona'nın bağımsızlık kampanyasında çok önemli rol oynadı. Evet. Kitleleri de farklı bir yere yönlendirdi. Tabii ki. Yani. Kitleleri de farklı. Yani hiçbir şey kontrol edemiyorsunuz o dakikadan itibaren. Bunun kontrol mekanizmaları nerede kuruyorsunuz? Ne oluyor? Linç edenler çıkıyor ortaya. Evet. Troller çıkıyor, linççiler çıkıyor ortaya. Yani bunların uzun vadeli ne büyük sakıncaları, ne büyük zararları olduğunu hep beraber düşünebilmemiz lazım bizim.